Şimdi bu lokantacılar, tatlıcılar oda başkanı Mehmet Kaçak. Şimdi genellikle Şanlıurfa bu konularda tescil konusunda çok geride kalmıştır. Bizim biberimiz bugün Türkiye'de biliyorsunuz acı biber denildiği zaman Şanlıurfa akla gelir. Bunun yıllar önce tescillenmesi lazım. Bugün tabii ki siz bunu ifade ederken çiğ köftemize gelince çiğ köftemiz tescillenmiştir. Bunun yanında nar konumuna gelince tescile alınmıştır. Bu memleketin güzel yöntemine baktığımız zaman yetkili mercilere soruyorum. Burada ticaret odası, borsa odası, ziraat odası ve esnaf birlik dört tane büyük odamın görevleri nedir? Burada kendi konumumuza sahip çıkmazsak tabii ki dışarıdaki iller bundan faydalanır. Kendi ismimizi kullanarak dahi. Bunlar ne yapıyorlar? İşte Antep fıstığı, işte Antep yağı derken bakmasınlar. Bu tescilde çoktan yapılmalıydı. Çoktan güzel şeylerin olması lazımdı. Ama ne hikmetse bugüne kadar uyu uyu yat uyu hep bizi uyutmuşlar ve bizlerin de çok tembel olduğunu ifade etmek üzere bu memlekete yanlış yapılmışsa burada hepimizin günahı vardır. Bugün eğer gününde bunlar tescillenmiş olsaydı ve bunları pazarlama yönüyle Türkiye geneline yaymış olsaydık tabii ki bugün diğer iller bu isimleri kullanamazdı. Ama ne yaptık? Yıllar geçmesine rağmen burada benim ticaret odam, borsa odam, ziraat odam, esnaf birliğim maalesef bu konulara sahip çıkmamışlar. Çıkmamışlar dediğim gündem şu. Sahiplenmemişler çünkü her gelen bir şeyler söylemiştir, bırakmıştır. Ama günümüzde ki yıllar önce aslında bu tescillerin yapılması lazımdı. Bu tesciller neden bugüne kadar yapılmadı? Şimdi burada biz zaman zaman Ticaret Oda Başkanımızdan bazı konularda görüştük. Allah selamet versin. Bu anda içeride olması bizleri de üzmüştür. Allah yardımcısı olsun. Fakat ne hikmetse gelen başkanlarımız kusura bakmasınlar kendi görevlerini yapmamışlardır. Eğer yapmış olsalardı bugün gerçekten bu memleketin markası da olurdu. İsmi de olurdu, tarımı da olurdu, her şeyi çok güzel olurdu. Ama yetkili merciler bizler içerisinde olmamıza rağmen eğer odalar bugüne kadar kendi görevlerini yapmamışlarsa hepimizin günahı çoktur. Şimdi demin ifade ettiğim gibi biliyorsunuz Türkiye'de olduğu gibi şimdi Şanlıurfa'da da dört tane büyük oda var. Bu odalarımız ziraat odası, borsa odası, ticaret odası ve esnaf birlik. Bunlara sormak lazım. Kardeşim siz ne yaptınız? Bugüne kadar neler yapıldı? Yapılması gerekenler neydi? Ama bugüne kadar eğer burada yapılmamış konularda gündemimize baktığımız zaman en büyük günah hepimizin. Bu dört odanın da çok büyük günahları vardır. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz eğer bu memlekete hizmet etmek istiyorsak, bu memleketin markalarını ortaya koymak istiyorsak, öncelikle benim bu odalarım ve yetkili merciler keşke günü gününden bu konulara müdahale etseydi ama etmemişlerdir. Hepsinin de günahı çoktur. Sadece koltukta oturmak da değil, ben bu memlekete ne yapabilirim sevdasıyla gelmemişlerse Allah da bunun hesabını sorur, kul da sorar. Şimdi bakın mutlaka ki zaman geçmemiş. Şimdi siz bir ürünü marka yapmamız için önce mücadele vermeniz lazım. Bu mücadele kimlerle olur? Demin ifade ettiğim odalar, bunun yanında yetkili merciler, üniversite, bunların hepsinin birleşmesi lazım. Ve bu memleketin kaderi de bu insanların elindeyse kusura bakmasınlar. Ne yapmamız lazım? Bu memleketin markalarını ortaya koyacaklar, mücadele verecekler, reklamlarını yapacaklar. Her zaman için müdahale etmeleri lazım. Herkes kendi bölümündeki
gündeme baktığımız zaman Ziraat Odası olsun, borsa olsun, ticaret odası olsun, esnaf birliği olsun. Bunların yaptıkları gündeme baktığımız zaman ne yapmışlar? Bunun yanında üniversitemiz ne yapmış? Burada bizim yetkili milletvekillerimiz ne yapmış? Belediye başkanlarımız ne yapmış? Bunların hepsinin günahı şu. Bu memleketin kaderinden oynayan bu kişiler bundan sonra sevdalı koltuğa değil de inleli koltuğa oturmaları lazım. Bundan sonra bu koltukların insanlara faydası yok. Ama bu memleketin kaderini kötüye kullananlar utansın. Her zaman için bu memlekette her şey vardır. Ama bu memlekete kim sahip çıkmamışsa Allah da bunlara hesap soracaktır. Kim olursa olsun, bu milletvekili olur, belediye başkanı olur, odalar olur, yetkili merciler olur. Hepsinin günahı var. Bu memlekette her şey var ama bu memleketin güzelliğine eğer biz bu anda ortada bir şey yapamıyorsak demek ki en büyük tehlike biziz. Bu memlekete bizler zarar vermişiz. Yetkili vekillerimiz, yetkili belediye başkanlarımız, üniversiteler, odalar buralara zarar vermiştir. Günahı, bunların da günahı çoktur. Bakın sevgili kardeşim, eğer bugün elimizde altın varsa, altının değerini bilmemişsek, bu altının kıymetini bilemedik. Ondan sonra ne yaptık? Diğer komşu illerimiz bu altınlara sahip oldu ve burada kendileri bu markalardan çok faydalanarak, biliyor musun, her şeyi güzelce getirdiler. Ama gerçek anası biziz. Bu konulardaki bütün konumların başında Şanlıurfa vardır. Şanlıurfa'nın her şeyi meşhurdur. Ama biz bunu pazarlayamıyorsak günah bizdedir. Bugün demin ifade ettiğim gibi yetkili mercilerdedir. Ama sadece koltukta oturup şarkı türkü söylemenin de bir anlamı yok. Ama bundan sonra acı biber içsinler. O acı biberin ne olduğunu anlasınlar. Ondan sonra bu memlekete sahip çıksınlar. Şunu ifade ediyorum. Yetkili merciler, herkes görevinin başında. O koltukta oturduğunuz zaman Allah aşkına bir de dikenli koltuklarda oturun. Sadece sevdalı koltuklarda değil, dikensiz koltuklarda değil. Ama bu memleketin güzellikleri için zorunlu olan bütün konularda birleşin. Eğer 3 oda, 4 oda yan yana gelemiyorsa, 3-4 tane benim milletvekilim yan yana gelemiyorsa, 3-4 tane benim belediye başkanım yan yana gelemiyorsa, bu memleketin kaderini bunlar çizerken bu memlekete kötülük yapan bunlardır. Kim olursa olsun. Ama bu memleket hepimizin, bu memleket için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Kendilerine buradan sesleniyorum. Sayın vekillerim, sayın belediye başkanlarım, sayın odalar, hepiniz, sayın üniversitem, burada bu memleketin kaderini ileriye götürmemiz için birleşip güzel şeyler yapmak hepimizin görevidir. Ama yapmazsak da bunun, bu memleketin bütün günahı mevala hepimizin boynundadır.